Afrin harekatının, ben herhangi bir şekilde böyle bir harekatın gündemde olduğunu sanmıyorum işin doğrusu. Buna ne ABD'nin ne Rusya'nın cevaz vereceğini ne de Rusya üzerinden Şam'ın rızasının devşirilebileceğini de sanmıyorum. Ama evet, Afrin'den Türkiye yönelik olağan dışı bir saldırı gerçekleşir. O zaman bunun koşulları oluşur. O zaten sadece Afrin için değil, herhangi bir komşumuzun herhangi bir bölgesi için de geçerlidir. Afrin'e özel bir durum değil. İdlib'de ise malum Fırat Kalkanı diye bir harekat var adıyla başladı ve belli bir süre sonra sonuçlandı. Orada da bizim bir mevcudiyetimiz var. İdlib'de böyle bir harekat yok. Biz Astana süreci kapsamında çatışmasızlık uygulaması bağlamında onu kendimizce yorumlayarak Afrin ile İdlib vilayetinin sınır boyunca, yani oradaki PYD, YPG, YPJ mevcudiyetini gözlemlemek üzere belirli noktalara bir askeri varlık konuşlandırdık. Kalanında ise bölgeye hakim olan Heyet Tahrir Şam'la eşgüdüm içinde belli bir gözetim görevini ihraç ediyoruz. Sahada da bir varlığımız yok zaten. Olmaması da zaten iyi ona bakarsanız. Astana sürecinin de bir sonraki toplantısının yakında yapılacak olduğunu da hatırlayalım. Ama artık Astana bir başka şeye evriliyor. Yani Rusya'nın da bize anlatmak istediği bu Suriye Eskali ile Halklar Kongresi, şimdiki adıyla Ulusal Diyalog Kongresi'ne Türklerin dediğiniz gibi katılması. Burada NTV'ydi sanıyorum zaten Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da açıklamasında bir liste üzerinde konuşulduğu, yani YPG, YPJ, PYD dışındaki Kürtler bir liste üzerinde konuşulduğu söyleniyor. Ama bu dediğiniz üzere hiç de gerçekçi değil. Çünkü beğenelim veya beğenmeyelim, Suriye Kürtlerinin ana ağırlıklı kütlesinin bu siyasi hareketi, siyasi ve silahlı hareketi desteklediği anlaşılıyor.